Evet, bu videoda konumuz karpuz olsun arkadaşlar. Diyelim ki karpuz üreticiliği yapacağız. Ağzım sulandı, yine konuşamamaya başladım. İleride karpuzlarımızın içinde daha az çekirdek olmasını istediğimiz için ne yapıyoruz? Karpuzların içindeki çekirdek yoğunluğu üzerine bir araştırma yapıyoruz. Tabii ki bu araştırma için karpuzlarımızın hepsini kesip içlerine Bakamayız. Öyle değil mi? Bakamayız. Keşke yapabilseydik. O karpuzları kesip içine dalabilseydik ama yapamayız çünkü eğer yaparsak satamayız. Şaka bir yana bu araştırma için tüm karpuzların arasından birkaç tane seçmemiz gerekiyor. Bunlardan örnek alıyoruz ve içlerindeki çekirdek yoğunluğunu bir şekilde ölçmeliyiz ve bu örneklemin tüm karpuzlara yani ana kütleye ait olan parametreler için iyi birer tahmin olmasını umut edeceğiz. Hadi bakalım rastgele seçtiğimiz karpuzlardan 2'şer santimetre küplük parçalar kesiyoruz ve çekirdekleri sayıyoruz. 8 parça kestiğimizi düşünelim. Birinde 4, bir diğerinde 3, sonra da sırasıyla 5, 7, 2, 9, 11 ve 7 çekirdek sayıyoruz. Şimdi bu bir örneklem. Her şeyi doğru anladığımızdan emin olmak için şekil üzerinde gösterelim. Bu çiftliğimizdeki tüm ikişer santimetre küplük karpuz parçalarının ana kütlesi. Bundan çok küçük bir örneklem alıyoruz. Mesela burada 1 milyon parça varsa, yani büyük N 1 milyonsa, biz araştırmamızı 8 parçalık bir küçük N üzerinde yapıyoruz. Gerçek bir araştırma için örneklem boyutunun daha büyük olması daha iyi olur aslında ama şimdilik işimizi kolaylaştırmak adına örneklememizi biraz küçük tutalım. Sıra hesaplayabileceğimiz istatistiklere geldi. Her zaman merkezi eğilim ölçüsüyle başlamamız gerek. Ve bu aritmetik ortalamadır. Burada örneklem ortalamasını kullanarak ana kütle ortalaması için bir tahminde bulunacağız. Örneklem ortalamasını nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Buradaki sayıları toplayacağız. Sonra da kaç tane olduklarına sayacağız ve bu toplamı kaç tane olduğuna göre o sayıya böleceğiz. Hemen hesap makinesini çıkarıyorum. Aslında hesap makinesine gerek yok. Bu, buradakiler sayılar basit. 4 artı 3 eder 7, 7 artı 5, 12 artı 7, 19 artı 2, 21 artı 9, 30 artı 11, 41 etti ve artı 7 eder 48. 48'i kaça böleceğiz? 8 örneklem olduğuna göre 8'e böleceğiz ve sonuç ne çıkıyor? 6. Yani örneklem ortalaması ya da ana kütle ortalaması tahminimiz kaçmış? 6'ymış. Ortalamanın yanında hakkında tahminlerde bulunmak istediğimiz ana kütle için başka bir parametre daha bulabiliriz. Bu parametre, dağılımı veya elimizdeki verilerin ortalamaya olan farkını veren varyanstır. Bir kez daha, örneklem varyansını ana kütle varyansı hakkında tahmin yapmak için kullanacağız. Şu ana kadar, n yani n eksi 1'e bölmemiz gerektiği konusunda yeteri kadar ikna olduğumuz için, yansız örneklem varyansını hesaplayabileceğimizi de buna eklemek istiyorum. Hadi hesaplayalım o zaman. Şimdi başka bir renk kullanalım. 4 eksi 6'nın karesi artı 3 eksi 6'nın karesi artı 5 eksi 6'nın karesi artı 7 eksi 6'nın karesi artı 2 eksi 6'nın karesi artı 9 eksi 6'nın karesi artı 11 eksi 6'nın karesi ve artı 7 eksi 6'nın karesi. Oh, bölü 8 değil yansız örneklem varyansını hesapladığımız için tuzağa düşmüyoruz. 8 eksi 1 yani bölü 7. Yansız örneklem varyansı olduğunu belirtmek için buraya n eksi 1'i koyalım arkadaşlar. Ve başlıyorum. Hesaplamaları yapalım. 4 eksi 6 eksi 2 eder. Eksi 2'nin karesi 4. Bu bitti. 3 eksi 6 eksi 3 karesi 9 eder. 5 eksi 6 eksi 1 karesi 1 eder. 7 eksi 6 yine 1 karesi de 1. 2 eksi 6, 4 karesi 16, 9 eksi 6, 3 karesi 9, 11 eksi 6'nın karesi 25 ve 7 eksi 6'nın karesi 1. Ve tüm bunları 7'ye bölüyoruz. 4 artı 9, 13 artı 1, 14, 15, 31, 40, 65 ve 66 bölü 7. Bunu 9 tam... 3 bölü 7 olarak da yazabiliriz. Ya da eğer ondalık sayı olarak yazmak istiyorsanız 66'yı 7'ye bölelim. Sonuç 9 virgül yuvarlarsak 9 virgül 43 çıkar. Evet. Yansız örneklem varyansını hesaplamış olduk. Peki. Örneklem standart sapmasını nasıl hesaplayabiliriz? Bunu tabii ki de ana kütle standart sapmasını tahmin etmek için kullanacağız. Bu yansız örneklem varyansı ve gerçek ana kütle varyansı için elimizdeki en iyi tahmin ana kütle standart sapması için ana kütle varyansının kare kökünü almamız gerekiyor. O halde örneklem standart sapması için de örneklem varyansının kare kökünü alabiliriz. Bu şekilde düşünecek olursak buna örneklem standart sapması diyebiliriz. Ve yansız örneklem varyansının kare kökünü almamız gerek. Evet, bunun kare kökünden bahsediyorum. Hesap makinesini çıkaralım. Kare kök bulduğumuz İkinci sonucun karekökünü istediğimiz için bunu seçiyorum ve oldu. Bir de yuvarlarsak 3,07'yi elde ederiz. Şimdi size kulağa mantığa aykırı gelecek bir şey söyleyeceğim. Evet, ilk başta böyle geliyor ama zamanla bunu çok faydalı bulacağınızı eminim. Bunun hakkında detaylıca konuşmuştuk. Hatta bunun yani n-1'e bölmenin ana kütle varyansı için yansız bir tahmin verdiği konusunda simülasyonlar bile gördük bir şeyin kare kökünü alacaksak arkadaşlar bu iyi bir başlangıçtır. Ama kare kök fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olmadığı ve örneklem standart sapması da bu şekilde tanımlandığı için örneklem varyansının kare kökü i birden küçük n'ye kadar gidecek. Bu arada yansız örneklem varyansı olduğundan dolayı n eksi 1'e bölüyoruz. Dediğim gibi kare kök fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon olmadığı için bu gerçek ana kütle standart sapması için yansız bir tahmin değildir. İsteyenler bu konu hakkında da simülasyonlar hazırlayabilirler. Hatta bunu yapmaları için onları yüreklendirmek istiyorum. Yapın. Şimdi konumuza dönelim. Buraya kadar yani yansız örneklem varyansını bulabilmek için n eksi 1'e böldüğümüz bir formül yazdık. Peki ana kütle standart sapması tahmini için neden aynı şeyi yapmıyoruz? Bunun zor olmasının sebebi bakın örnekten varyansını yansız hale getirebilmek için n yerine n eksi 1'e bölüyoruz. Bu ana kütlenin her çeşit olasılık dağılımı için işe yarar. Ama standart sapma için işler maalesef bu kadar kolay değil. Ve her şey ana kütlenin gerçek dağılımına bağlıdır. Bunun için istatistikte örneklem standart sapmasını bu şekilde yani yansız örneklem varyansını kullanarak tanımlarız. Ama bunun kare kökünü aldığımızda elde ettiğimiz sonuç artık yansız değildir. Ve ana kütle standart sapması için yanlı bir tahmin verir. Ama yine de bunun elimizdeki en iyi ve en basit yöntem olduğunu da itiraf etmeliyim arkadaşlar.